Nazi selamı vermeyi reddeden adam. İkinci Dünya Savaşı'nın en çarpıcı fotoğraflarından biri sayılabilecek karede, kalabalığın geri kalanı zorunlu Sieg Heil selamını verirken, August Landmesser önünde bağladığı kolları ve ifadesiz suratıyla milliyetçi Nazi coşkusuna katılmayı tek başına reddederken görülür. Zaferi selamlamak anlamına gelen bu selam, Adolf Hitler'le Nazi partisine sadakatin bir simgesiydi ve tüm Alman vatandaşları için mecburiydi. Fotoğraf 13 Haziran 1936'da Hamburg'da bir deniz eğitim gemisi suya indirilirken çekilmişti. Landmesser, selamla sadakatini göstermeyi reddederken görüntülenen yalnız adam olarak görülebilir. Fotoğraf, telkin edilen doktrinler dışında düşünmeye meyilli az sayıdaki insanı temsil etmesiyle bir internet fenomenine dönüşmüş olsa da bu çarpıcı karenin ardındaki hikayeyi herkes bilmez. Parti üyesi olmanın maaşlı bir iş bulmak için gayet faydalı olabileceği Almanya koşullarında, Landmesser iş imkanları yaratabileceği beklentisiyle 1931'de Nazi Partisi saflarına katıldı. Meşhur fotoğrafta selamlamayı reddetmesinin açığa çıkardığı gibi, bu olaylar dizisi de Landmesser'in Nazi rejimine itibar etmeyişini bütünüyle açıklıyor. Peki bu fotoğraf çekildikten sonra ne oldu? Hitler'in tekrar hamile kalmasının ardından ikili 1937'de Nazi Almanya'sından Danimarka'ya kaçmaya karar verdi. Ancak Naziler tarafından yakalandılar. Sonrasında Landmesser Nazi ırk yasaları gereğince ırkının onuruna leke sürmekle suçlandı. İkili Hitler'in bütünüyle Yahudi olduğunu bilmediklerini iddia etti ve delil yetersizliği nedeniyle de yalnızca olası ihlallerinde hapishaneye gireceklerine ilişkin bir uyarı alarak beraat etti. İlişkilerini alenen sürdürmeleri sayesinde Landmesser'le Hitler'in aşkı hapis tehdidi altında bile niteliğini korudu. Temmuz 1938'de Landmesser tekrar tutuklandı ve bu kez Bürgermoor toplama kampında 2,5 yıla mahkum edildi. Hitler ise Gestapo tarafından yakalanarak Landmesser'den ikinci çocuğunu doğurduğu Fuhlsbüttel hapishanesine gönderildi. Yaklaşık Ocak 1942'ye kadar gönderdiği az sayıda mektuba bakılırsa birçok farklı toplama kampına gönderildi. Hitler'in Şubat 1942'de 14.000'den fazla insanla birlikte öldürüleceği Bernburg Ötenazi Merkezi'ne götürüldüğüne inanılıyor. Landmesser, Ocak 1941'de serbest bırakılınca ustabaşı olarak çalışmaya başladı. Şubat 1944'te de bir ceza taburunda askere alındı ve söylenenlere göre aynı yılın Ekim ayında Hırvatistan'daki muharebeler sırasında öldürüldü. Bu yazı gazeteci Jay Sirmopoulos'un makalesinden Cüneyt Bender tarafından çevrilmiştir ve Arda Kavaklıoğlu tarafından Megafon için seslendirilmiştir.